Hepinize yeni videomdan selamlar, canlar, mutlu hafta sonları diliyorum. Günlerden cumartesi. Şurada güzel bir çay keyfi yaptım kızımla beraber. Bir önceki vlogumun kapanışında burada yapmıştım. Şimdi kızımı uyutacağım. Ondan sonra da geri kalan işlerimi yapacağım. Çocuklar yoldalar. Ailinde hemen hemen bir saatten beri Ecrin'le beraber bisiklet sürüyorlardı. Bisikletini koyacak şimdi. Ama sen zaten üzerindeki kalın. Bence onun bir de şey, hakikaten şimdi tam böyle bir öğlen sıcağı oldu. Onu çıkar. Saçlarını da bir toplayayım. Açılmış saçların iyice. Tamam mı aşkım? Hadi. Yarım kollu giyme. İnce uzunlardan giy. Nilay'ımın uykusu gelmiş. Çok uykusu gelmiş teyzeleri. Efendim anne. Tamam hadi git git. Saçlarını toplayalım ama. Yakup ne yapıyorsunuz onunla? Yakup bak araba arka arka geliyor, sizi görmez. Kenara geçin bakayım. Bu da kargo arabası gibi duruyor. Orada durdu. Yakup, Ecrin, o arabanın arkasına geçmesinler ha. Deniz gel, burada daha çok var. Yakup ne yapacaksınız onları? Onları anneannen koydu, elleme. Hayır, hayır, hayır. Elleme, ayağına düşürürsün şimdi. Başka alma, tamam yeter. Bana bak. Buraya getir. Anneannenin kapısının önüne getir. Buraya düzün. Evinizi de buraya yapın. Burada oynayın. Tamam mı? Ev yapacaklarmış. Yavaş. Ayağınıza düşer. Sokak ortasına koymayın. Arabalar geçemez sonra. Allah'ım. Eymen. Senin kıyafetini sevsinler. Hadi bakalım. Şu Nilay'ı ben bir uyutayım. Ondan sonra işlerimi yapacağım. Koyacaksın mı kızın bisikleti? Hani üstünü değişmemişsin? Var orada, ben koydum. Dur ben bir bakayım. Efendim oğlum. Canlar, nasılsınız? Ne var ne yok? Şöyle açık renkli çarşafları ve havluları atıyorum makineye. Havlu, bornoz falan. Ondan önce de renkli çarşafları attım. Ya bir tane renkli çarşafım vardı da. Bir de renkli bornozları atmıştım. Çarşafı da tek başına atmak olmuyor yani. Bir tane çarşaf renkli. Bir de beyazları, çocukların çarşafları açık renk beyaz böyle. Onları dedim atayım. Şunları da hemen dışarıya çıkarıp serelim sizlerle beraber tabii ki de. Canlar. İyisinizdir inşallah. İyiyiz bizler, Allah'a şükür olsun. Nilay'ı uyuttum. Öğle namazını kıldım. Nilay şu an abisinin yanında uyuyor. Şu çarşafları bir tane şu çarşaf, gerisi de artık renkli havlu yani. Tek çarşafı da tek başına atmak olmuyor. Yanına havlu veya bornoz falan atıyorum ben. Onları sereceğim şimdi arka balkon, sonra bulaşıkları yıkayacağız birlikte. Çarşafları getirdim, serecektim ama arka balkon bayağı bir kirlenmiş. Bir güzel süpürdüm. Komple şöyle evin önünü falan, terliklerini iyi düzledim. Oraları komple süpürdüm. Çiçeklerin sulanması gerekiyor. Çiçekleri sulayacağım. Şuna
Şu mavi kovanın içinde toprak var. Onu koyacağım bunun içine. Bir şey yemem lazım. Sopa gibi bir şey. Şuna bir karıştırmam lazım toprağı. Elim acıttı. Çok taşlı bir toprak bu da ama. Aşırı toprak var ya. Şey toprak var. Taş var. Aşırı derecede taş var. Bir şey ekmek için. Neyse bunu ben balkona bir koyayım geleyim. Bu boş duruyordu çünkü. Şunu şöyle koyayım. Buraya. Şey de yaptım. Şimdi. Şurayı bir bortumla mı sulayayım? Koltuğum dağılmış zaten. Etrafı da su etmek de istemiyorum ama. Çiçekleri sulayacağım. Bu annenin kedisi de benim aklımda. Bakalım. Bak böyle düşürdüm. Etrafı su etmemeye uğraşıyorum ya. Ben etrafı su etmemeye uğraştıkça daha çok iş çıkıyor bana. Bakayım. Ince de yumuşasa da şu soğanlardan ekledik bir türlü soğanları.
Ben burada daha önce oturduğum zaman burası benim çiçek doluydu. Ön balkondaki çiçekler kadar, belki fazlası burada çiçeklerim var. Çarşafı mutfaktayken makineden çıkardığımda iyice silkeledim. Katlayarak ben yani şey yaptım. Muzları falan getireyim vakit şeye. Evet, bulaşık dolu bir mutfağa girdik bakalım. Şöyle. Biraz da arka balkonla uğraştım bugün. Dedim bir şey yapayım. Süpürdüm, çiçekleri suladım. Bir de şey, arka balkonda toprak vardı işte. O toprağa büyük bir saksım vardı, boşta onun içine koydum. Onu da ön balkona götürdüm. Ondan sonra baktım burada başka bir tane demirlere astığım bir saksı var. Onu geri ona boşalttım. Çay yaparız, toprak alırız. Benim sebzelikte annemin köyden getirdiği soğanlar vardı ya. Kışın, şey, yazın çuvalla soğan getirmişti. Artık son zillenenler bunlar. Filizlenenler. Biz az alışkanlı. Bizim burada zillendi derler. Soğan zillemiş derler. Aslında filizlenmiş mi denir? Yani bilemiyorum. Mesela şey gibi, mesela şu bazı yerlerde şu ocağı, bunun adı ocak değil mi? Bazı yerlerde buna aygaz diyorlar. Aygazı açtım, aygazı kapattım, aygaza yemek koydum, işte aygazın altını kısıttım falan. Böyle diyorlar, ya bunun adı aygaz değil ki, aygaz tüpün, tüp bayisinin adı yani. Bunun adı ocak bildiğim. Ben yani bazı şeylerde de görüyorum, youtuberlarda da görüyorum, aygaz diyorlar. Aygaz değil ki, bunun adı ocak. Onun gibi düşünün artık, her neyse, o tam saçma zaten. Ocağa aygaz denir mi? Aygaz tüpün adı yani. Tüp, işte aygaz, mogaz, ipragaz var mesela. Bunlar tüpün adı yani. Şimdi şeyde doğal gaz kullanılan yerlerde tüp markalarını da bilmeyebilirler. Ama bunun adı ocak. Aygaz değil.
Neyse her neyse. Bunlar da benim sebzelikte. Bir baktım soğanlar böyle, hepsini topladım. Şu bulaşıkları halledeyim. Ön balkondaki satırlardan birine ekeceğim. Evet, benim dünkü çiçeğim de burada canlarım. Bak şimdi dün bana dedi ki, bu karanfilleri gördü. Benimki zaten videoda izlediniz. Hemen hepsinden birer tane bir paket yapar mısınız dedi. Oradaki şeye. Oh, kokuyor ne güzel. Ondan sonra yaptı. Eve geldik. Aileyin gel kızım dedi. Aileye diyor ki bak diyor bu çiçeklerin, bu karanfil, 5 tane karanfil var burada. Bu karanfillerin hepsi sizsiniz diyor. Biriniz Nilay. Biri sen, biri Nilay, biri Alper abin, biri Aytu abin, biri Yakup dedi, tamam mı? Ailen de beni çağırdı. Anneciğim gel gel dedi. Bu çiçeklerin hepsi bizmişiz dedi. İşte biri abim, biri Alper abim, biri Aytu abim, biri Yakup, biri ben, biri de Nilay'mış dedi. Ben dedim ki hani dedim sen bu çiçekleri bana almıştın dedim. İşte dedi onların hepsi de sen dedi. Burada böyle güzelce duruyor çiçeklerim. Önce şurayı yerleştireyim. Oh. Ay kurdum, bir şey koyuyorum. Akşam fırın yemeği yapmıştım. Onun tepsisi. Niye diyeceksiniz sürahiden yarısını sürahiden yarısını çeşmeden koyuyorsun diyeceksiniz de siz demeden ben söyleyeyim. Şimdi ben mutfakta dua açıyorum ya, Bakara suresi, Bakara suresi, Yasin, Tebareke, Amme, hepsinin olduğu, Ayetel Kürsü, Felak, Nas, bütün duaların olduğu videolar var. Hepsinin bir tek videoda toplandığı dua videolar da var. Onlardan açıyorum ya, onu böyle açıp şuraya pencerenin kenarına koyuyorum. Bu sürahiyi de dolduruyorum. Kapağını açıyorum, açık bırakıyorum. Oradaki dualar bu suya işliyor. O yüzden çocukların suluğuna da dualı su koyuyorum. Yarısını ondan koydum, yarısını normal koydum. Çocukların hepsinin suluğuna ondan koyuyorum. Nilay'ın suluğuna varana kadar hepsini bu dualı sudan koyuyorum. Bir de çayı bu o dualı sudan demliyorum. Hani eksildikçe üzerine ekleme yapıyorum zaten. Şimdi yine ettiğim üzerine ayranı da bundan yapıyorum. Yemeğe, pilava falan da bundan koyuyorum. Ne güzel, içimize kadar, çocuklarımın içine, ruhaniyetine, damarlarına kadar dualar işlenmiş oluyor. Bunu zaten şeyler de söylüyor. Biliyorsunuz yani. Dualar okunmuş sular şifalıdır bedenimize. O yüzden öyle yapıyorum. Çocuklarıma, eşime, bana şifa olsun inşallah. Çocuklar bugün yolda oynamaya doyamadılar valla. Saatten beri yoldalar. Birazdan yolumla içeriye alırım. Direkt banyoya zaten geçireceğim. Yine bir ağlama sesi var da.
şey almıyor herhalde. Takılıyorum. Kendime de tatil ilan ettim bir nevi. Ha, tatilde hiçbir iş yapmıyor değilim de. Balkon, iki balkonla da uğraştım. Hem arka balkon hem ön balkon. İkisini de temizledim. Çarşaf atıyorum. Sabahtan beri ikinci makineye attım. Mesela. Bulaşık yıkıyorum. Evleri süpürüyorum diyeyim falan. Toz almadım. Kahvaltı aldım çocuklara. Karınlarını onları doyur, yedir, içir. Yani işte. Tatil güya bana. Ve biraz ağırdan takılıyorum. Sadece bu yani. Böyle keyfime baka baka. Biraz balkonda oturdum. Uzun zamandır gündüzleri balkonda oturamıyordum. Bir koşuşturma içerisindeydik. Gündüzleri balkonda oturamıyordum. Balkonda oturdum. Biraz çay içtim. Nilay'la beraber. Yani o açıdan diyorum biraz ağır takılıyorum diye. İşleri falan böyle biraz şeye aldım. Yavaşa aldım. Çünkü hafta içi koşuşturmayla geçiyor biliyor musunuz? Okula gidiyorlar ya. Biz mesela ben sabah erken kalktığım için oğlanlara tekrar yatıyorum. Ondan sonra uykum gelmiş. Ondan sonra tekrardan yatıyorum. Tekrardan kalktığımda hemen sadece tek yaptığımız öğlene kadar bir kahvaltı, bir de çocukların beslenmesi. Okula hazırla. Zaten Aylin'in saçı, her gün 10 dakika Aylin'in saçına uğraşıyorum. Ondan sonra okula gönder. Bilmem ne. Koşturmayla geçiyor yani anlayacağınız demek istediğim. Öyle olunca da ben de bugün böyle ağır ağır yapasım geldi. Oyalana oyalana işte. Ay. Şimdi Nilay da uyuyor. Kolay olduğu için balığa niyet ettik bakalım. O da zaten Ali kattıktan sonra balık pazarına gideriz, alır geliriz. O yüzden yani şu an bir şey yapmıyorum yemek adına. Onun kalkmasını bekliyorum. O kalkınca balık pazarına gideriz. Balık alır geliriz. Yani yemek benim de basit, kolay. Çikolata vardı. Hatta pardon, iki paketti de o gün de şey, marketten almıştık ki birini dedim Aylin'in sınıfına dağıttırırım dedim. Aylin'e verdim. Birini de Yakup'un sınıfına dağıttıracaktım. Yakup'un öğretmeni pek paketli şeyleri sevmiyor. Kesinlikle beslenmelerine dahi koydu durmuyor. Sonradan aklımıza geldi. Tam okula giderken, evden çıkarken aklımıza geldi. Ailelik paketli şeyleri öğretmen sevmiyor. Cevabını da dağıttırmayabilir. Yakup'un da canı sıkılır, üzülür. Yakup'a da anlattık. Oğlum dedim böyle böyle öğretmenin hani paketli çikolata mukata hiçbir şeyi sevmiyor. Kesinlikle beslenmelerine de koydurmuyor. Oğlum dedim şimdi öğretmenin ben bunu dağıtmana izin vermeyebilir. Bunu dedim mahallede dağıtalım dedim. Tamam anne dedi. Çıkardı çantasından. Şimdi verdim mahalledeki çocuklara dağıttılar onu. Öbüründe ailem arkadaşlarına, sınıftaki arkadaşlarına dağıttı.
gerekiyor şimdi şu 4 tane beslenme kutusu. Yıkayım onları. Bulaşıklarımı toparladım. İşim bitti şimdilik. Canlar şu yeni aldığımız termosları yıkadım. İçini dışını bardaklarını her yerini yıkadım. Ayrıyeten böyle kaynak suyla çalkalayıp içine kaynak su. Yani enerjinin sıcak suyundan koydum. Bayağı bir kaynak, elini değdiremiyorsun ona. Sıcak su koydum. İkisine de kapattım. Bir test yapacağım bakalım. Şu an saat 4. Kaç saat bu sıcaklık kaç saat gidecek? Bu arada ne kadar aldığını da merak ediyorum. Zaten 3 fincanı vardı. 3 fincan alıyormuş. Onun kutuları şunlar. Şöyle şeyleri vardı da onları kestim. Valla bu kutuları da atmaya kıyamadım. Aynı organizer gibi düşünün. Kalın kartondan yapıldığı için. Bunları çekmece içine koyacağım. Organizer olarak da kapatayım. Organizer gibi düşünün. Organizer yerine bunu kullanacağım yani. Şimdi şuraya düşündüm. Şu çekmecenin içine düşündüm. Bu arada Nilay uyuduğu için kısık sesle konuşuyorum. Bakın böyle, yani bu iki kutu güzel bir organizer oldu bence. Ben bazen bu tarz kutuları atmıyorum. Mesela yeni telefon aldığınızda telefon kutusu da böyle kalın oluyor. Kalın olduğu için de böyle çekmece içi organizer olarak kullanabiliyorsunuz. İyi oldu valla. Bu tarafa işte gördüğünüz gibi fenerler, kulaklık, piller. Şöyle işte piller, elimize geçen ıvır zıvır falan, onları koyuyoruz. Koydum. Buraya da işte çocukların saatleri. Ondan sonra çocukların saatleri, gözlükleri, ondan sonra küçük bir cüzdan falan filan. Bunları da böyle buraya koydum. Güzel oldu bence. Diğerlerini de böyle bu şekilde düzdüm. Şu da bizim şeyin bunu soran olmuştu geçen gün. Robot süpürgenin yedek paspası nereden aldın diye. İnternetten alınabiliyor. Trendyol'da falan var arkadaşlar. Biz iki tane getirtmiştik bundan.
Bir tane kendisinin vardı ilk aldığımızda. Sonra iki tane daha getirttirdik. İşte kirlendikçe yıkıyoruz. Yerine takıyoruz. Bunu alta koyayım şöyle. Zaten böyle bu her gün kullanılan bir şey değil. Şöyle kenarda altta şurada dursun. İşte tansiyon aleti, krem, kapı stoperleri falan filan bunlar var. Bu tarafta da temizlik mendilim, Lilay'ın bezleri, ıslak mendilim. Şu altta A4'ler var. A4'leri başka koyacak yer olmadığı için mecburen buraya koydum. Burada duruyor yani, çocuklar oradan alıyorlar. Güzel bir organizer oldu. O karışıklık gitti en azından. Güzel oldu bence. Şunu koymayı unuttuk tabii ki de. Bir de bu. Şunlar çöpe atılacak. Şu bebantol krem. Aslında bu bebantol kremi de şuraya atayım. Bunu da buraya atsam olur aslında. İyi oldu böyle. Yanıyor ya. Evet, ondan. Ondan da olabilir. Güzel rüzgar esmeye başladı. Oy, Aytu Bey'imiz. Abim dedi ki bana orada klimaya vantilatör açıyor. Hiç sorma. Hiç sorma, vantilatör açıyorlar bu havada. Rüzgar esiyor. Çekirdek saatleri geldi. Çekirdek saatleri geldi. Çekirdek saatleri gelmiş. Alt doğru bir şey yok. Nasıl yok ya? Nasıl yok kızım? Allah aşkına. Gene sen yaptın. Yorgun savaşçılar evin yolunu buldular. Kitap varmış. Evet. Nerede? Çarşıda. İskelesi karşısında. O pasaj var ya, hani bir tane çiçekçi falan var. 20 liraya da var, 10 liraya da var. Ne kaldı? Büyük bir sahip, büyük pasaj. Şu başka yerde de 25 lira mıydı o öbür çiçekçinin orada da? Oğlum her çeşit kitap var. Hangine bakayım ben? 1000 tane kitap var. Oldu. Orada 1000 tane kitap var. Hangi birini fotoğrafını çekeyim? Baban seni götürür, bakarsın. Tek tek bakarsın. İlgini çeken kitaplar olursa alırsın. Ha, Mert değil kız, ne Mert'i? Nerede? Ha, nerede? Şu geçti. O değil ki o. Şey, Muhammed miydi? Muhammed miydi o çocuğun adı? O muydu? Çok değişmiş ama. O yüzden tanıyamadım ben. Gerçekten. Nilay ne yapıyor Nilay? Nilay gir. Nilay. Ağzını vurmasın hadi, oraya ağzın. Ay. Ay. Yumucuk yerim seni, yumucuk. Ay kız. Ha, Mehmet. Muhammed diyorum ben de, Mehmet. Mert diyorsun da Mert değildi dedim de, Muhammed miydi dedim, Mehmet'miş ama çok değişmiş. Büyümüş. A, gelmiş mi Denizgil, Azragil? Ben gelirler diyordum bu hafta. Bunlar sabah saat böyle 1'e doğru çıktılar. Sabah dediğim öğlen işte. 1'e doğru yola çıktılar. Yolda arkadaşlarıyla oynaya pis pasaklı çocuklar olmuşlar. Şimdi banyonun suyunu ayarlayacağım. Banyoya girecekler. Bir güzel banyolarını yapacaklar. Foşur foşur tertemiz olacaklar. Bilmiyorum. Neyse demeyeceksin. Daha geçen gün Galatasaray. Allah seni var ya. Sen var ya, sen büyüyesin. Emi büyüyesin. Naneyi. Ay ne güzel koktu. Ay hani olmasın. Bak ben kaç defa nane ektim, bir türlü yetiştiremedim. Annem ekti onları, yetişti maşallah. Ne güzel. Olmadı yani. Elimden de her şey bitiyor ama. Naneyi bir türlü yapamadım. Olmadı. Sağ olsun anacığım, ekti al dedi sana, nane dedi. Ekti onları da, tuttu ne güzel. Baba. Değil mi kızım? İskender yemeği bekle. Hiç sorma valla. Hayır yemeğimiz var. Hayır. Bak yemeğimiz var. Ne ertelenmiş? Polis vakti yok sende, daha da sen. Ne? He? İmcanın lahmacun çekiyor. He, evet. Okul açıldı. Bu lahmacun diyor, bu dürüm diyor, bu İskender diyor. Sen ne diyorsun? Ben evde yemeğimiz var diyorum. Döğerci etin yiyorsun da bana. Evde yemeğimiz var diyorum. Döğerciye gidecekse bari et ye. Bağırma tek başıma döğerciye gideceğim diyor, et yemiyor ya. Ekmek yiyor sadece. Ekmek götürme benim ki bende. Et yiyor benim. Ekmek yiyecekse fırına giderim, daha iyi. He. Daha çabuk. Ben de bir fanta açarım. Amma.
Ya ben tadına bakmıyor ki ben. Sevmiyorum. Şunlarda şey olmadı mı acaba ya daha? Yani Kasım ayındayız. Tomurcuklar olması lazım artık. Güneş de görüyor. Senin ataların göçebe hayat yaşamış. Göçebe hayatta ne yapmış? Hayvanlık uğraşıyor. Sen de uğraşıyor. Et yemişler. Yemişler. Bana bak bana. Her gün et yemişler. Her tamam. Gün. Tamam. Bana bakmışlar ama. Sen bakabiliyor musun bana? Kim? Evet, ben buradan mı bayım? Buraya mı bağlayayım? Ketibe de teşekkür edeceğiz. Yok valla. Olmamış daha. Tomurcuk çıkmamış daha. Dağda da bile, dağda da bile yılan görsen. Ay. Yok ben yılan görsem de yapmam ki. Bak, Ali yani, naneleri yoluyacak. Dağın başına yılanın olduğu bir yere gidiyorsun. Kokluyor, kokluyor. Allah'ım. Allah'ım. Onun kokusunu fark etti. Onun koktuğunu fark etti. Nanenin nanenin güzel koktuğunu fark etti. Allah sen büyüyesin değil mi? Büyüyesin. Kocaman olasın kızım. Yanında teçhizat olur muydu? Var 3,5-4'e yakın var. Bir de o sabahki aldıklarım var. Dan var. Pidedir. İşte şey var. Letal gibi geliyor bana yani. Pide mide de var. Bak. Ne oldu? Kuşlar uçuyor da diyor. Evet şurada atlarsan yakalarsın. Atlarsan yakalarsın. Nereye gidin? Nereye gidin? Anneannen köye gitti ya. Aşkım. İşte köye gittiler. Köyün eksiklerini yapıyorlar işte dayından. Biraz daha tamirat işleri. Aynen. Böyle ara ara giderler. Tamirat işlerini bitirirler. E ne yapalım kızım? Herkesin işi var. Dayın da çalışıyor sonuçta. Evet bizim köyümüz. Kışın ayrı güzel. Yazın ayrı güzel. Bir bitirseylerdi. Allah. Kışın da giderdik. Yazın da giderdik. Ali Alper dikkat et. Elini atarsa döker. Bir tane İnşallah. Yok kızım. Kirliye o. Ben de bugün tatilde yurt dışına falan gidecek olan var mı? Kimi diyor ben Osmanlı'ya gideceğim, kimi diyor Samsun'a, yurt dışına diyor, şeye dışarıda gidiyor. Hoca yurt dışına diye sordu. Dubai'ye gideceğiz deseydin. Biz de Dubai çikolatası burada kalmamış da oradan almaya gideceğiz deseydin. Şey yaptım mı senin ya? Neydi onun ismi? Phuket adasına gideceğiz. Phuket. Bakkala gideceğiz diyecektim de. Bakkal da uzak. Balkona çıkacağız. Kız sen ne yapıyorsun orada? Cimcime girmiş o küçücük araya. Nilay. Ben de durum istiyorum. Ben de durum. Nilay. Sonra ekmek de yine tavuk. Nilay. Sen ne yapıyorsun Nilay? Şey duruyor mu dünkünden? Evet. Ben burada yiyeceğim. Allah. Karnım tok olacak. Yemekten sonra ödevlere başlayacağız. Günde iki sayfa yapacağız. Hayır bir sayfa. Ben de durmayacağım ben. Durum. Toplam 16 sayfa mı ödevim? Yemek yiyeceğiz. Çay koyayım mı? Yok kalkayım koyayım. Ben kalkayım koyayım. Bunları da suyunu ayarlayalım. Sen ayarla ya da. Girsinler banyoya hemen tek tek. Zira günde 35 liraya kutu Pepsi satıyorlar ya. Üstüne 15 liraya gider kantinden tost yiyor. Nilay banyo yaptı teyzeleri. Pıçı 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 yaptık. Pıçı pıçı yapalım. Mis gibi kokalım. Şimdi hepsi tek tek banyoya giriyor. Hepsi tek tek yıkanıyorlar. Dur elini falan sürme sen kirlisin daha yıkanmadın annem. Kalk. Aşkım. Oh. Oh pırıl pırıl oldu benim güzel kızım. Parladı. Parladı bu kız parladı. Gel. Geldi. Cici. Oca. Şöyle silelim. Oh cici oldu. Mis oldu mis. Mis oldu mis. Aşkım. Giriyorum oraya dağıttılar. Bak bana aşkım. Merhaba annem.
oldun aşkım? Cüce oldun güzel kızım. Bıcı bıcı yapmış kızım. Afiyet olsun orada diye. Ne yapıyorsun kız? Banyo mu yaptın sen? Ne olmuş bu? Kızarmış böyle. Banyo yapınca oldu böyle. Sol gözler olmuş o. Kızarmış şampuandan. Oy kurban olurum, gözü de kızarmış. Oy oy oy, senin tel tel saçlarını severim. Oh mis gibi oldu kızım, tertemiz. Pamuk pamuk oldu. Pamuk pamuk oldu benim kızım, pamuk pamuktu kız. Puh tosbiyim, gel gel aşkım, gel. Tosbiyim pamuk oldu, pamuk. Gözü kızarmış. Oy oy, abisinin de canı sıkıldı ona. Gözü çok kızarmış diyor. Şey, Dali şampuan kullanıyoruz ama yakmış gözünü yine de. Nilay. Annem. Oy kurban oğlum, nasıl olmuş o gözün öyle senin? Canım. Canım benim. Saçlarının rengi nasıl da açılıyor görüyor musunuz? Ailenin saçları gibi olacak. Annem. Oy canım. Oy severim bu güzel ayakları. Bu güzel ayakları ben severim. Bu güzel ayakları. Bu tosbik ayakları severim ben. Aşkım. Hepsi sırayla bıcı bıcılarını yapıyorlar teyzeleri. Sırasıyla yıkanan çıkıyor. Yıkanan çıkıyor. Kızım da yıkandı. Kıyafetlerini falan da ayarlamış şöyle. Hemen. Hadi sen de giyin. Bu arada annemler de köyden geldiler. Yine bir yandan da ben yemek hazırlıyorum. Hadi sen de üstünü giy. Saçlarını iyi kurula. Saçlarını iyice kurula, tamam mı aşkım? Anneannesi gelmiş kızımın. Her banyoda ağlıyor. Dur, dur yavaş. Ver anneannesine. Anneanneye gitmek istiyor. Acıktı herhalde. Yemek de hazırlıyorum bir yandan. Kızım mama mı istiyorsun sen? He, ben de köye gittim. Oy, oy, oy. Gitti mi abim? Çocuklar da mı gitti köye? Hasan Emre falan da mı vardı? Ben de köye geldim. Senin oturuşunu sevsinler. Tam oğlum bak şey yatağına aman anne. Dolabın altına baktın mı anneciğim? Ya oğlum ne yapıyorsun? Dolabın altına baktın mı? Köye gittik. Orada iş yaptık. Mandalin topladık. Ondan sonra ya mama yedik orada. Ya kızım. Gidemiyor musun ayağını? Mam. Kızıma mam getireceğim şimdi. Üstünü falan bunun giydirdim. Ardından Aylin çıktı. İşte Yakup, Aytu şey Yakup şimdi yıkanıyor. Aytu falan çıktı. Şey düğüne gelecek şimdi de. Ha. İyi. Oh şey var mı ola sultan? Akrabaların düğünü var. Bugün düğün var. Yarın ne oluyor? Ne para dayanıyor? Ne para dayanıyor? Mis gibi kokmuş değil mi? Mis gibi kokmuş ben değil mi? Kokmuş. Misler gibi dursun. Gözlük. Gözlük düşmanı bu ya. Gözlük düşmanı. Göresim geldi de sana bir görün de geleyim dedim. Hadi annesi mama yedir kızım. Mama yiyecek mi bu? Mama getir hadi. Hadi ben geleyim mama getir. Saçlarını iyice kuruladın mı annem? Kulakların içini falan da kurula. Alper Nilay'ı al, ben mutfağa geçiyorum anne. Beni bırakma diyor. Mis gibi kokmuş kızım. Misler gibi. Alper, Nilay'ı tut. Hazırlıyorum zaten. Bir yandan da yemek hazırlıyorum ben. Yemek hazırlıyorum. Burada kirliler orada. Ne oldu oğlum? Ne oldu yavrum? Bunalıma mı girdin çocuğum? Şunu alayım. Ne oldu anne? Bugün aslında sabahtan balığa niyetlenmiştik. Ali kalktıktan sonra balık... Susadın mı? Tamam aşkım. Tamam hemen vereyim. Dilimi al, dilimi. Şurada su orada.
Balık yapacaktık bugün güya. Sonra Ali kalktı. Hiç halim yok. Ne gidip balık almaya, ne balık kızarttırmaya, hiçbir şeye halim yok dedi. Sen dedi, dünden yemek varsa dedi, onu şey yap dedi. Onu dünden yemek varsa dedi, onu ısıt yiyelim dedi. Dünden de yemeğimiz vardı zaten. Benim için küsene. Tamam, kebap da yarın yaparız anne. Bugün. Yedin mi aşkım? Tamam, çoraplarını giy hemen. Tamam. Hadi saçlarını iyice kurula. Çoraplarını giy. Köyden bize mandalina gelmiş. Şimdi görüyorum. İçeriye koymuş annem. Şimdi abim geldi. Şey istedi. Arıtma suları bitmiş. Onlara arıtma suyu doldurduk. Daha doğrusu yani arıtma suları arızam olmuş. Ne olmuş da. Arıtma suyu doldurduk onlara. Tamam. Sonra abim gitti. Annemi bıraktı gitti. Gitti dayın gitmiş. Ya. Mandalina getirmişler bize bahçemizden. Şu yaralıymış galiba. Oh ne güzel. Köyden gelenler var ya, öyle güzel oluyor ki. Ya işte köydeki evi tamir böyle ara ara gidip tamiratını yapıyorlar. İnşallah hayırlısıyla biterse köydeki evimiz, bol bol köye gitmek istiyoruz biz böyle. Bir seneden, bir buçuk seneden beri gidemiyoruz. Acısını çıkartacağız. Yani orada artık haftalarca kalırız herhalde. Okul tatil olduğunda. Dünden fırında tavuk yapmıştım. Tamam. 2 dakikada gelemeyiz ha. Fırında tavuk yapmıştım. Onu koydum. Isıtıyorum. Bunda pilav var. Çay demledim. Dediğim gibi Ali zorsunuyorum artık dedi. Şimdi hiç dedi ne balık kızartmaya halim var dedi. Ne balık için pazara gitmeye halim var dedi. Ben de o yüzden şey yapmadım. Tamam o zaman dedim. Nasıl olsa yemeğimiz var. Yok değil. Daha önce de gördün mü? Kaydediyor kızım baban onu. Hafta hiç izleyemediği için kaydetti. Nilay yaz bakalım, Nilay yaz. Nasıl Nilay yazdın? Ne harfini öğrenmedin? Öğrendik. Nayı öğrendim.
İyi, iyi de öğrendin. Evet. L'yi de biliyorsun. L. A'yı da biliyorsun. Onları mı yapacağım? Evet. Milay. Evet. Ama yazmak istemiyorsa. Ve bir hoşuna gittiğiniz bir şey yapıyorum. Tamam mı? Yazacağım. Şey yazacağım. Kızım. Bir daha yazan gitti falan. Çıkar, şey olmayacak. Bakın burada ne yazdım? Aa.